Selamun aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Skoda Superb. Lambamız yanıp sönüyor, 1500 devirde. Sabit gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü jenerasyon yapıyor. Rejenerasyon yapıyoruz. Şimdi jenerasyon diyeceğim, gene yanlış söyledin diyecekler. Arkadaşlar, durduğu yerde rejenerasyon olayı mecbur kalınmadığı sürece yapılınmaması gereken bir şey. Bu araçta normalde 178'di değil mi? Milim. Maksimum çıkması gerekirken 220 mililitre kadar çıktığı için mecburen burada yapmak zorunda kaldık. Neden? Öncelikle çünkü yolda denedik. Yolda olmadığı için durduğu yerde yapmaya karar verdik. Şimdi araç rejenerasyona geçince motorun sesi falan her şey tamamen değişiyor. Böyle motor daha fazla bir yakıt, daha fazla bir hava vererek şu ısıları yükseltiyor. Arka oksikat sıcaklığı, partikül filtresi sonrası sıcaklık. Bakın 402, bu 600 lira 700 liraya kadar çıkacak. Bakalım yerinde nasıl oluyormuş. Kaputumuzun normalde kapalı olması gerekiyor. Biz mandalından kapattık. Yani kaputu şöyle gördüğünüz gibi ekranda kapalı olarak görüyor. Fakat kaputumuz açık. Yani bir nevi kandırmış olduk. Bunu da neden yaptık onu söyleyeyim arkadaşlar. Herhangi bir su kaynatma, hararet yapma gibi yangın tehlikesi içerecek bir şeyler. Çünkü araç yeni toplandı. Egzoz tarafında yağlı olan kısımlar var. Allah göstermesin herhangi bir yangın olur, bir şey olur. Hortumu da su hortumumuzu da çektik oraya. Orada o da hazır. Herhangi bir tehlikeye karşı kaputumuzu kapatmadık. Kandırdık, bu şekilde rejenerasyon yapıyoruz. Şu anda aktif diyor. Rejenerasyonun yapılabilmesi için arkadaşlar öncelikle motorda herhangi bir harici arıza bulunmaması gerekiyor. Yani elektronik sistemin arıza vermiyor olması şart. Fakat rejenerasyonu tekrar ediyorum ve üstüne basa basa söylüyorum. Benim vermiş olduğum ve söylemiş olduğum kriterler tamamen VAK grubu araçlara ait. Diğer araçlara alakadar pek etmiyor. Ki ediyorsa da hani diğer araçlarda da bu durumlar aynı mı değil mi inanın ben bilemiyorum. VAK grubu için konuşuyorum. Mecbur kalınmadığı sürece kesinlikle yaptırmayın. Yolda yapılan rejenerasyon kesinlikle en sağlıklısıdır. Bunu da unutmayın. Eğer mümkünse yolda yapın. Ama yolda fayda sağlayamamışsanız bu araçta olduğu gibi ki yolda yaptım ben bunu açmadı. Boğaz kelebeği de aşırı derecede tıkalı bir araçtı. Onun da videosu gelecek. Çünkü yolda neden yapmadı? MM manifoldu tıkalı. Boğaz kelebeği tıkalı. Hava giriş kanalı yani şöyle diyeyim ben size %30 bir geçiş yeri kalmıştı maksimum. %30 hava geçişiyle de bunu yapamayacağına göre mecburen ne yaptık? Manifoldumuzu temizledik. O manifoldun içindeki o kuruma bakarak ona istinaden DPF'nin içinde ne derece bir kurum birikimi olduğunu anladık ve şu anda rejenerasyon yapıyoruz. Bakın değerler kaçlara çıktı. 576 ve daha çok çıkacak, 82. Yapıyoruz. Kesinlikle aracın başından ayrılmıyoruz. Sürekli hararetini kontrol ediyoruz. Şöyle araca hararet yaptırmamak ve zarar vermemek için maksimum kontrol altında. Bakın arkadaşım orada kontrol ediyor. Ben buradayım. 624 dereceyi gördü şu anda. Yani bu ısılara normalsiz kullanırken arkadaşlar bu ısıları partikül filtreniz görmüyor. Bu ısıları şu anda özellikle gösteriyor ki içeride o biriken partiküller para gitsin, sadece külü kalsın diye. Yani o görmüş olduğumuz kurumlar var ya, simsiyah kurum. O kurumu tamamen yakıyor ve incecik mikro tozlar haline getirerek egzozdan atıyor. Yani zararsız bir hale getiriyor ve atıyor. Şimdi diyorlar ki rejenerasyon yapmanın esprisi nerede kaldı? O da sonuçta doğaya atmıyor mu? Evet, atıyor doğaya ama tamamen yakıyor, zararsız hale getiriyor ve o şekilde atıyor o partikülleri. Yani bence bilip bilmeden hiç konuşmayalım. Ve o şekilde gelmesi için de zaten bu dereceleri görmesi gerekiyor. Bakın şu anda 636 derecede. Yani 800 derecelerde falan artık biliyorsunuz ki çoğu metal erimeye başlıyor. O dereceleri görmüyor. Maksimum ben 715 görmüştüm. Daha yükseğini görmedim 715'ten.
O da ticari araçlarda oluyor, crafterlarda falan. Yani rejenerasyonun mantığı da bu. Sistemin içerisindeki partikül filtresinin içerisinde partikülün hemen öncesinde arkadaşlar bir de katalizatörümüz var. Küçük bir parça şöyle bir katalizatör katmanı var. Onun devamında partikül katmanı var. İçerisine tamamen böyle simsiyah birikmiş, orada masanın üstünde bardakta partikül vardı. Kurum, onu getirsene bir. Şimdi hatta o partikülü de göstereceğim ben size. Onları yakabilmesi için bu dereceleri görmesi gerekiyor. Bakın başlangıçta şu iki derecenin arası, birisi öncesi birisi sonrası şeklinde dağlar kadar mesafe varken şu anda o mesafe iyice daraldı. Neden? Yaktı çünkü, açtı, geçiş rahat oldu. Başlangıçtaki ısıyla çıkıştaki ısı aşağı yukarı aynı. Arkadaşlar şu da görmüş olduğunuz bu araçtan çıkan işte partikül. Bakın bunu hemen manifoldundan çıkardık biz. Bunları başka türlü yakamıyoruz. 636 derecede şu anda sabit duruyor. O dereceleri görmeden bunlar yanarak atılamıyor. Hani aracımız kendisi rejenerasyona giriyor ya, yüksek devirde çalışmaya başlıyor biz kullanırken. O gibi durumlarda da kesinlikle aracı stop etmeyin. Eğer ki şurada partikül lambanız, işaretiniz yandıysa aracı kullanmaya devam edin. Ta ki o lamba sönene kadar. Yani maksimum bir 20 dakika, maksimum yarım saat kadar sürecektir. Ki partikülleri yakıp atabilsin. Siz de aynı şekilde şöyle 1500 devirler gibi kullanın aracı. 5000-6000 devirlerde kullanmanıza gerek yok. Bu tam tersi aracınıza zarar verecektir. 642 dereceyi gördü. Şimdi birkaç tane yolda jenerasyon videosu var. Onunla alakalı da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar o videoları izliyorlar. Ondan sonra diyorlar ya işte usta biz yaptık olmadı. Abi nasıl yaptın diyorum. Vallahi usta çıktım otobana, taktım 4. vitese. Allah ne verdiyse bastım da bastım. 5000-6000. Yani 5000-6000 basarsak ve o anda sistem gerçekten rejenerasyonda kalırsa arkadaşlar, bakın 1500 devirde, şu anda 1500 devirde bu ısıları gördü. Rejenerasyondayken eğer ki bu araç, bırakın 6000'i, 4000'i görse ne var ne yok eritir atar. Onun için siz 4000'e 5000'e motor devrini çıkardığınız zaman zaten rejenerasyon programı iptal oluyor. Yani o programdan çıkıyor. O programda kalamaz. Onun için maksimum 2500, minimum 1800 olması lazım yolda jenerasyon yaparken. Tabii şu anda daha düşük tutuyor bile bile ki, çünkü durduğu yerde önden bir rüzgar vurmuyor. Motorun kendi soğutma sistemini kullanarak soğutmaya çalışıyor. Bundan dolayı da tehlikeli olacağı için 1500 devirlerde falan yapıyor. Yolda maksimum 2500. Eğer ki siz 2500'ün üzerinde rejenerasyon yapmaya çalışırsanız bunu yapamazsınız. Olmaz. Volkswagen araçlarda bu olmaz. VAC grubu olan araçların hiçbirinde bunu başaramazsınız. Çünkü o devirleri gördükten sonra rejenerasyon sistemi devreye girdiyse dahi devreden geri çıkar. Bakalım en sonunda olayı neye bağlayacağız? Şu anda 636'lara geri indi. Bu arada motorun yanına gidip onun da çalışmasını bir bakalım beraber. Motorda ekstradan bir uğultu sesi. Burada ekstradan bir hava sesi var. Motor suyunun tam olması gerekiyor. Buna kesinlikle dikkat edin. Fanlarımızın ikisi birden çalışıyor. Normalde dediğim gibi kaputun kapalı olması lazım. Şuradan kilidi kapattık ki hani herhangi bir yangın, tehlike, bir şey olursa çok daha rahat. Hortumumuz hemen burada ve su açık. Hemen rahat bir şekilde müdahale edebilelim. Çünkü söylediğim gibi tehlikeli bir olay. Ama bazen de yapmak zorunda kalıyoruz. Ben son bir yıldır herhalde ilk defa yapıyorum bunu. Ne kadar süresi kalmış ona da bakalım.
Şu anda yakmış, iyice pişiriyor işin açıkçası. ...636. Şu kadar süremiz kaldı gördüğünüz üzere. Sürede değil bu işin açıkçası, yüzde olarak ölçüyor. Ortalama 40 dakika kadar sürüyor bu işlem. Tabii ben 40 dakika bunun videosunu çekmeyeceğim. Şimdi biraz beklemeye alacağım. Bakalım sonucunda neye bağlanacak. Devamında çünkü bir soğutma işlemi falan var, onlara geçecek. Ha bu arada bütün enerjileri açıyoruz. Bakın sisler, farlar, uzun farlar, arka sisler, onları açıyoruz. Klimamız açık ki yani şarj dinamosu şu anda yüksek devirde çalıştığı için onun üzerinde ekstra bir enerji oluşmasın. Ürettiği enerjiyi rahat bir şekilde üzerinden atabilsin diye sistemi tamamen her şeyini açıyoruz. Açarak yapıyoruz. %67'si doldu şu anda. Birazdan soğutma işlemine geçecektir. Biraz bekleyelim. Bu işlemi de yaparken kesinlikle pedallardan herhangi birine basmıyoruz. Basarsak eğer zaten işlemi iptal eder. Bunu söylememize gerek yok. Araç sahipleri zaten cihazla yapmayacağı için yapan ustalarımız da illaki biliyordur. Ama ben yine de üstünden geçmek istedim arkadaşlar. Başlatırken de aynı şekilde önce frene basıyoruz. Sonra tam gaz gaz verin deyip zaten start alıyor. Bunu da biliyor yapan ustalarımız. Çoğu araçta jenerasyon esnasında arkadan bembeyaz bir duman atar. Bunda öyle bir duman oldu mu? Yani hepsinde oluşmaz. Şuradan şöyle baktığımız zaman aşırı sıcak olduğunu hissedebiliyoruz. Rejenerasyon yaparken arkadaşlar aracın arkasına, yakınına, bir yerine başka bir araç gelmediğine dikkat etmemiz gerekiyor ki arkadaki aracın tamponunu eritebilir. Çünkü aşırı derecede sıcak bir hava çıkıyor buradan. %71'ini yapmış şu anda. Yine önemli bir kriter. Şimdi aklıma geldi. Bu aracın bakımı da var. Bakın burada gördüğünüz üzere salon filtresi, polen filtresi burada kaldı. Henüz takmadık. Hava filtresini değiştirdik. Yakıt filtresini değiştirdik. Motor yağını ve yağ filtresini henüz değiştirmedik. Neden? Çünkü rejenerasyon yapacağız. Bunu biliyoruz, bilincindeyiz. Onu yaptıktan sonra değiştiririz diye söyledik. Çünkü yeni yağla yaparsak rejenerasyon esnasında arkadaşlar tam olarak yanamayan sıvılar karterimize, yani motor yağımızın içine damlayabilir riski olduğu için önce rejenerasyonumuzu yapıyoruz, ondan sonra motor yağımızı değiştiriyoruz. Yani ufacık bir şey, altı üstü rejenerasyon, ama bakın ne kadar çok bilgi var içerisinde eğer ki detaylı düşünürsek. Ve ben bunları sizlerle paylaştıkça böyle mutlu oluyorum. Hani bilinçlenin istiyorum. Yapabilirsiniz, yapamazsınız, o artık size kalmış, ama bu prosedür nasıl işliyor? Ne gibi durumlarda yapılıyor? Zararı var mı, karı var mı? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Hangi noktada hangi adımları atmamız gerekiyor şeklinde detaylı bir şekilde anlatıyorum ki hani sizler de bilin, bilinçlenin diye. Çünkü ben daha öncesinde de anlatmıştım bu YouTube kanalı konusunu, birkaç videoda da anlattım. Yıllarca yurt dışında, Rusya'da yaşadığım yıllarda internete giriyorsunuz, istediğiniz aracın, yani Bugatti'nin bile bilgileri vardır, tamir bilgileri, istediğiniz aracını istemediğiniz kadar bilgileri Rusça olarak arkadaşlar paylaşıyorlar. Ülkemize geldik, hiçbir bilgi yok. Bakıyorum fren yağı diyoruz, ya değişmez. Şanzıman yağı diyoruz, değişmez. Antifriz, ya ne olacak sanki, daya çeşme suyunu gitsin. Yani bu şekilde olmaz dedik, vatan davası gibi bir yola koyulduk ve sizler de bu yolda beni yalnız bırakmadınız. Hepinizden Allah razı olsun. İşte Antalya'ya geldik, dükkanımızı çok şükür açtık. Bereketli bir şekilde işimizi helalinden yapmaya çalışıyoruz. Sizler de destek vermeye devam ediyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Ve bunun da devamında ben bu şekilde videolar atmaya, sizleri bilgilendirmeye, bir Avrupalı'dan, bir Rus'tan aşağı kalır yanımızın olmadığını bütün dünyaya göstermek adına bu tarz videolar çekip sizlerle paylaşıyorum. Yani
bu işin aslı milli bir dava oldu benim için işin açıkçası. Ben öyle kabul ettim ve öyle kalacak. Ve hep şunu söyledim, birkaç videomda söyledim, tekrar etmek istiyorum. Ben bu kadar bilgiyi 30 yılda biriktirdim. Birçok eğitimlere katıldım. Farklı markalarda da evet çalıştım eski yıllarda. Ve ben bugün ayağıma bir çöp takılsa, beyin kanaması olsam, Allah göstermesin, ölsem gitsem bütün bu bilgi, her şey benimle birlikte mezara gidecek. Ve bence bu doğru değil, benimle birlikte gelmesin. Ben bu tarz bilgileri paylaşayım arkadaşlar. Ben öldükten gittikten sonra da bana dua etmeye insanlar devam etsinler. Ben yani öyle düşündüm. Dua. Her şey dua ile. Bana işte öleceğiz gideceğiz ama bu videolar 50 yıl, 100 yıl bilmiyorum ne kadar bu arabalar yürür. Bu arabalar ne kadar insanların ilgisini çeker bilemiyorum. Yani YouTube'da batmazsa gitmezse, bu videolar kaybolmazsa insanlara faydalı olmaya devam ederiz ve bize dua okurlar herhalde diye düşünüyorum. Bu ve bilgi paylaşıldıkça çoğalır, çoğaldıkça da güzelleşir mantığındayım. Şöyle, ben birisine bir şeyi anlatırken o kişinin o mevzuyu anladığını ve ona faydalı olacağını da gözlemlediğim zaman inanın çok mutlu oluyorum. Bu beni mutlu ediyor. Bundan dolayı da bu tarz videolar gelecek, gelmeye devam edecek. Bu işin parazitleri yok mu? Evet, parazitleri var. Bizim bu tarz videolar çekip de atmamız, işine gelmeyen insanlar çok fazla arkadaşlar. Yani telefonlarla falan bayağı bu konularla alakalı görüşmeler oldu, bazı olaylar yaşandı, fakat bunu sizlere yansıtmak istemiyorum ve olayın o kısmını sizlerle paylaşmayacağım. Hakkınızı helal edin bundan dolayı. Çok az kaldı zaten, şurada %13 kadar bir şey kaldı. Tamam, tamamlayalım. Videomuz uzun olacak, sıkıntı yok. Uzun videoları da seviyorsunuz ve sizlerle paylaşmış olacağım. Uzun da olsa. Az kaldı zaten. %36 diyorum, özür diliyorum. Katalizör öncesi 636, sonrası 600'lerde falan izliyor şu anda. Yani bu da demek oluyor ki yandı artık. Kül oldu gitti. Onun devamında oranını tekrar ölçeceğiz. Eski oranı, yine tekrar ediyorum, jenerasyon yaptığımız zaman da arkadaşlar burada jenerasyon yaptığımızı bir şekilde programa kaydetmemiz gerekiyor. Bakın şimdi biz bu aracın bakımını yaptık. Az önce servis JES yazıyordu. Yani servise gidin uyarısı veriyordu. Ama biz bakımını yaptık. Cihazı bağlayıp sıfırlamazsak ne olur? O yazıyı yazmaya devam eder. Burada da aynı şekilde biz rejenerasyonu yaptık ama rejenerasyon yaptığımızı sisteme kaydetmezsek eğer, sistem bunu göremeyecek ve hala DPF tıkalı ve rejenerasyon yapılmadığı gibi görecek ve ona göre çalışacak. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Rejenerasyon, bakın soğutma süreci başladı şu anda. 630'dan aşağıya doğru inecek. Hop, görüyorsunuz. Motorun sesi de bu arada değişti anında. Şu anda ön taraf soğuk, arka taraf daha sıcak. Motorun sesi değişti. Çok şükür herhangi bir tehlike yaşamadık. Yani çoğunlukta bu tarz şeyler olmuyor ama biz yine de gerekli önlemlerimizi alalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Bakın 390'a kadar düşürdü. 84. Şöyle. 370. Arka taraf hala soğumuyor. Ön tarafta çünkü dediğim gibi öncelikle katalizatör, onun devamında partikül filtremiz var. Soğutma süreci, rejenerasyon statüsü hala aktif şu anda. Soğutuyor. Kendi haline soğutmaya bırakmıyor ki kontrollü bir soğutma elde edebilsin. Öbür türlü direkt stop etse kontrolsüz bir soğutma olacak. Ve belki de sisteme zarar vereceği için sistem kendini soğutuyor. Ve ondan sonra devre dışı kalacak. Şurada 300 derecenin altına düşmesi gerekiyor normalde tamamlamış olması için. Üst taraftaki, yani öncesi neredeyse tamamladı. Şimdi sonrayı da tamamlayacağız. Bu işlem de inşallah tamam olacak. Şimdi bu işlem çoğu insanın belki işine yaramayacak ama en azından nasıl yapıldığını, ne şekilde görüldüğünü görmüş olacaksınız, bilmiş olacaksınız.
tamamla sürecini de görelim. Tamam, başarılı bir şekilde yapıldı sürecini de görelim. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım zaten. Videoları genelde tek parça halinde atmaya çalışıyorum, dikkatinizi çektiyse. Çünkü montajına falan çok zaman harcamak istemiyorum. Buradan durduruyorum, devam ediyorum. Tek parça halinde oluyor o zaman. Daha kolay oluyor. Hem daha ne bileyim detaylı anlatmış oluyorum. O arada böyle muhabbet etmiş oluyoruz. Daha iyi oluyor. %5 kaldı. Şurada %95. 276, 336. 300'ün altına düştüğü zaman alt tarafta soğutma sürecini de tamamlamış olacak. Çünkü normal kullanımlarımızda da arkadaşlar maksimum göreceği ısılar zaten o aralarda. Yani biz yolda kullanırken 600-700 dereceleri görmüyor partikül filtresi. Bu şekilde düşünmeyelim. Rejenerasyon esnasında yüksek ısıları görüyor ki o az önceki gösterdiğim külü yakabilsin. 300. ...294... Evet, çok az kaldı, bitmek üzere. Evet, son. Sistem normal dedi. Gösterilen talimatları lütfen takip ediniz diyor şu anda. Sistemin normal olduğunu söyledi. Beyler gidiyorsunuz mu? Uğrarız abi. Ya. Tamam, dolaşın abi, uğrayın, biraz işim var. Uğrayacağız, akşamüstü uğrarız olmadı ya. Servis rejenerasyon başarıyla gerçekleştirildi yazısını aldık arkadaşlar. Ve buradaki lambamız yanıp sönmeyi bıraktı. Devrimiz de 800'e indi. Tamam, devam diyoruz. Ve egzoz ardıl işlem değerleri 0.6 gram simüle edilmiş yükleme IS değeri. 0 gram ölçülen yükleme IS değeri. Yani öncesindeki çıkan rakamlarla şimdiki dağlar kadar fark olması gerekiyor. Çünkü önceden 178 maksimum olması gereken yerde 220 idi. Şu anda sıfır çıkıyor zaten gördüğünüz üzere. Şimdi burada işlemimiz bitti mi? Hayır, bitmedi. Şuradan dizel diyeceğiz. Cihaz kullanmayı da bize göster usta diyen arkadaşlar çok fazlaydı. Bu arada onları da göstermiş olalım. Dizel parçacık filtresi kontrol lambası. Dizel rejenerasyon demişiz. Dizel yazılım adaptasyonu. Evet. Rejenerasyon işleminde arkadaşlar kontrol lambası. DPF olarak yazacağım. Bakalım herhangi bir şey çıkacak mı? Şu adapte olayı var ya, hani yaptığımızda adapte etmemiz gerekiyor dediğim kül birikim kontrolünü tekrar yapacağız bu aracın. Kontrolü ekledik. Az önce yapmıştık gördüğünüz üzere. Yüksek çıktığı için şöyle çarpılar yani çıkıyor. Başarısız olduğunuz zaman test uygula diyoruz. Tekrar mı diyor? Tekrar diyoruz. Vites kolu P konumunda. Kabulüz. Başka veriler değerlendiriliyor. Kontrol ünitesi, motor. Evet, şuradan bakın. Bu fonksiyonla dizel parçacık filtre kül birikintisi okunabilir. Bu değer 175 milim aştığı takdirde partikül filtresi değiştirilmesi gerekir. Tamam tuşuna basıldıktan sonra kül hacmi tespit edilir ve değerlendirilir. Tespit edelim. Dizel parçacık filtresi kül birikintisi 228 milimdir ve azami birikim olan 175 milimi
ulaşmış veya aşmıştır. Parçacık filtresini değiştirin. Yani bu parçacık filtresini değiştirin dediği parçada arkadaşlar şu anda ortalama 25.000-30.000 TL civarı. Filtrenin değişiminden sonra şu fonksiyonu uygulayın. Partikül filtresi adaptasyon değeri. Bakın biz rejenerasyonu yaptık arabaya. İşimiz bitti. Sonlandırmış olmuş olsaydık ve devamında direkt göndermiş olsaydık araç hala 228 milim burada kül biriktiğini düşünerek ona göre çalışmaya devam edecekti. Yani yapmış olduğumuz iş yarıda kalacaktı. Ama biz ne yaptık? Tekrar kontrolünü yapıyoruz. Bakın burada kontrol sonu diyor. Burada partikül filtresi adaptasyon değeri, ona gideceğiz. Ve onu yapacağız. Partikül filtresi yazacağız şimdi. Şu burada var bakın. Parçacık filtresi öğrenme değerler adaptasyonu. İşte bu partiküle parçacık falan yazıyor. Bunun için de ustaların bulması bazen güç olabiliyor. Biz yaptığımız işi tamamlamak adına işte o parçacık filtresini, adaptasyonunu şimdi yapacağız ve sıfırlayacağız onu. Video çok uzun oldu biliyorum. Kusura bakmayın. Bundan rahatsız olanlar da var. Olmayanlar da var. Beğenenler de var. Her iki tarafa da saygı duyuyorum. Devir sayısını 1500 dakikaya çıkarın. Çıkardık. Şu anda kontrol ediyor adaptasyon. Ve kontağı kapatın diyor. Kapattık kontağı. Adaptasyon uygulandı. Kontağı en az 40 saniye kapalı. Ardından adaptasyon kontrol edilir. Bekleyelim. Şurada zaten altta doluyor. Gördüğünüz gibi. En az 40 saniye kadar kapalı tutacağız. Az önceki yapmış olduğu analizi şu anda sonucunu çıkaracak ve bize diyecek ki şu kadar dolu, bu kadar boş şeklinde bir yanıt alacağız. Yani yapmış olduğumuz işi tam olarak yapmamız gerekiyor ki aynı şeyleri tekrar tekrar yapmayalım. Çünkü yolda yapıyoruz, işte cihazla yapıyoruz falan, bir sonuç alamıyoruz. Bu gibi şeyler yaşanıyor. Bunun yaşanmaması adına kontağı açın diyor. Bunun yaşanmaması adına arkadaşlar işlemi tamamlamamız gerekiyor. Yağ artık kütlesi ve dizel partikül filtresinin kurum birikintisi normaldir ve yağ kül miktarı 0 milim, kurum yükü 0. Bir sonraki fonksiyonda testinde sıcaklık sensörleri ve fark basınç sensörünün doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin diyor. Yani yine aynı şekilde kontrollerimize devam ediyoruz. Bakın rejenerasyonu yaptık ve işlem bitmedi. Bu saatlerce bazen sürebiliyor. Atıyorum şimdi bir yerde bir problem varsa onu düzelt, bunu yap, şunu et diyecek bize. Evet, burada her şey gözüküyor. Gayet her şey. Gaz vererek değeri yükseltin ve çıkan sıcaklık değerlerine dikkat edin. Dikkat ediyoruz. Bakın değişiyor. Hepsi değişkenlik gösteriyor. Gayet güzel. Hepsi değişkenlik gösteriyor. Hepsi yani çalışıyor. Şu atıl dediği en sonu. Filtrenin sonrasında çıkan 3 tane sensörümüz var zaten. Egzoz sıcaklık değerleri doğru şekilde gösterildi mi diyor. Evet diyoruz. Fark basınç sensörü fonksiyon rölantide uyumlu bir değer olarak kontrol edildi. Tamam. Motor rölantide çalıştırıyoruz. Fark basınç sensörünün görmüş olduğu basıncı buradan görüyoruz arkadaşlar. 5 M bar diyor. Yani M bar dediği milibar anlamına geliyor. Motoru durdurun. Durdurduk. Tamam devam dedik. Değerlendirilen basınç farkı izin verilen aralık içinde. Basınç farkı 4.99 zaten 5 olmuş olsa izin verilmiyor olacaktı. Kontrol sonu demişiz. Hop. Ve gördüğünüz gibi parçacık filtresi öğrenme değerleri adaptasyonu da şu şekilde yeşil işaretimizi almış bulunuyoruz. Ve işlemimiz de burada bitmiş bulunuyor arkadaşlar. Umarım güzel, keyifli bir video olmuştur. Yarım saat sürdü biliyorum, çok uzun ama detaylı bir şekilde anlatmak istedim sizlere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdiden herkese iyi bayramlar. Hepinizi seviyorum. Tamirhane kanalı Arslan Usta.